günlük hayatta pek çok yerde gördüğümüz, ne anlama geldiğini bilmediğimiz ya da ne işe yaradığını hiç düşünmediğimiz o şeyler aslında ne işe yarıyor? Bu küçük detayların önemli işlevleri olmadığı anlamına gelmez. Özellikle bazılarının işlevleri hayat kurtarıcı olabilir. İşte gündelik hayatımızda kullandığımız ama detayları hiç fark etmediğimiz bazı şeyler. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 12 numara. Pet şişelerdeki çıkıntı. Pet şişelerdeki bu disklerin kapağı kolayca açmanıza yardımcı olduklarını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız yanlışsınız. Bu diskler kapağı kolayca açmamanızı sağlamak için üretilmiştir. Çalkalanmış, gaz basınçlı şişeler eğer bu diskler olmasaydı kolayca kapağı açtığınızda patlardı. Dolayısıyla bu disklerle kapağı yavaş yavaş açtığınızda patlama ve püskürmeyi engellemiş olursunuz. 11 numara. Uçak camlarındaki küçük delikler. Nefes deliği adı verilen bu delik için ne kadar anlamsız tanımını yapmış olabilirsiniz. Ancak yerden 10.000 metre yükseklikteyken bile pırıl pırıl gökyüzünü görebiliyorsunuz bir minik delik sayesinde. Bu delik hem iki katman arasındaki hava boşluğundaki nemi alır hem de pencerede sis veya don oluşmasını önler. 10 numara. Meyve etiketleri. Meyve etiketleri ülkeyi ve üreticisini gösterir. Ancak etiketteki rakamların ne anlama geldiğini bilen kimse yoktur. Eğer etiket 4 basamaklı ise ve ilki 4 ise meyve böcek ilacı ile ilaçlanmış demektir. 5 basamaklı ve ilki 9 ise meyve organik olarak yetiştirilmiştir. Eğer 5 basamaklı ise ve ilki 8 ise meyve genetiği değiştirilmiştir. 9 numara. Frit bandı ve noktaları. Frit ön cam kenarları boyunca uzanan siyah bir banttır. Esas olarak fırında pişirilmiş seramik bir boyadır ve çeşitli işlevleri vardır. Öncelikle camı yerinde tutan üretan sızdırmazlığını ultraviyole ışınlarından korur. İkincisi, camın kenarları boyunca biriken kiri gizler. Noktalar konusunda siyah frit bandından şeffaf cama görsel olarak hoş bir geçiş sağlarlar. Ayrıca ön cam üretiminde daha eşit sıcaklık dağılımı oluşturuyorlar. 8 numara, güneş gözlükleri. Görünüşe göre bu cismin kendi adıyla önerdiği tek bir ambi vardır. Ancak bu kadar basit değil. Koyu gözlükler, gözleri göz kamaştırıcı karlardan korumak için Arctic tarafından icat edildi. Gerçek duygularını tanıklardan gizlemek için 12. yüzyılda Çin'deki hakimler arasında özellikle yaygınlaştılar. 7 numara, golf topları üzerinde oyuklar. İlk golf topları kesinlikle düzgündü. Ancak zamanla golf oyuncuları deneme yanılma ile en iyi özelliklere sahip topların eski, kabarık ve kırık olduğunu fark ettiler. Böylece yıllarca aynı eski topları kullanmaya devam ediyorlardı. Üreticiler bu eğilimi fark ettiler ve yapay olarak yaşlandırılmış golf topları üretmeye başladılar. 6 numara, asma kilitlerdeki delikler. Asma kilitler kapıları kilitlemek için sıklıkla kullanılır. Hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda. Dolayısıyla açık alanlardaki kilitler yağmur sularına maruz kalınca paslanabiliyorlar. Bunun için bu delikler yapılmıştır. Hem suyu dışarı atmak hem de kilidi yağlayabilmek için. 5 numara, kulaklık jaklarındaki şeritler. Kesinlikle tüm kulaklık jaklarının üzerinde 2 veya 3 şerit bulunduğunu fark ettiniz mi? Sadece süsleme için yapılmış değiller. Her iki şeritten de 2 kulağa giden teller var. Ve eğer orada olmasalar sadece kulaklıklardan birinden gelen sesleri duyuyor olacaktınız. 4 numara, R sembolü. Neden bazı markaların yanında bir daire içinde bulunan bir R olduğunu merak ettiniz mi? Cevap oldukça basit. Bu yalnızca önceki ticari markanın resmi olarak Amerika Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlı olduğu anlamına gelir. Temel olarak bu kayıt ticari marka sahibine ürünlerini yalnızca R kullanma hakkına değil, aynı zamanda markayı ihlal etmeye çalışan herkesi dava etme hakkını da verir. 3 numara, küçük üçgen. Muhtemelen daha önceden hiç fark etmediğiniz arabaların petrol göstergesindeki o küçük üçgen, pompa kapısının arabanın hangi tarafında olduğunu gösteriyor. Yani artık benzin doldurmadan önce arabadan inip bunu kontrol etmeye ihtiyacınız olmayacak. 2 numara, yürüyen merdivenin kenarındaki süpürgeler. Daha yaşanılabilir bir dünya için ayakkabılarınızı burada temizlemekten vazgeçin. Her ne kadar kabullenmeyecek olsanız da size bu süpürgelerin ne işe yaradığını söyleyelim. Bu süpürgelerin amacı merdiven ile yan panel arasına herhangi bir nesnenin düşüp sıkışarak mekanizmayı bozmasını engellemek ve pantolon paçalarının pardösülerinin buralara sıkışarak tehlike yaratmasını önlemektir. 1 numara, market poşeti kıtlığı.
Her markete gittiğinizde kasiyere çaktırmadan alışveriş poşetlerinizin içine kullanılmamış market poşetleri tıkıştırdığınızı biliyoruz. Çünkü bizler de aynısını yapıyoruz. Peki bu poşetlerdeki gereksiz çıkıntının ne işe yaradığını biliyor musunuz? O gereksiz bir detay gibi görünen çıkıntı, kasiyerlerin poşetleri asmaları için var.